Doçent Doktor Beyhan Özdemir. 1965 yılında Gaziantep'te doğdu. 1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Macar Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. 1986'da girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Fotoğraf bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1992'de Devi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Çağdaş Macar Sineması konusundaki master teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1992 yılında TRT İzmir TV'sinde yardımcı yönetmen olarak çalıştı. Devi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki doktora çalışmasını 1996 yılında tamamladı. Fotoğrafın ortaya çıkışı, bir sanat olarak değerlendirilmesi ve günümüzde fotoğrafa müdahalenin teknik, ideolojik ve estetik boyutlarının incelendiği doktora teziyle bilim doktoru unvanı aldı. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında 37 kişisel sergi açtı. Çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı, ulusal ve uluslararası toplantılarda konferanslar verdi. 60'tan fazla karma sergiye katıldı diye gösterileri yaptı. 3 tanesi uluslararası olmak üzere toplam 20 ödül çok sayıda sergileme aldı. Çeşitli fotoğraf yarışmalarında jüri üyelikleri yaptı. 40'a yakın ülke ve 300 civarında şehre fotoğraf yolculuğu yaptı. Ölümle yaşamın kesişme noktası Manila Mezarlığı başlıklı bir çalışma. Bundan 3 yıl önce Filipinlerin Manila kenti Kuzey Mezarlığı'nda yaptığım bir fotoğraf projesi. Manila Mezarlığı'nın özelliği var. Bu mezarlık sadece ölülerin değil, ölüleriyle birlikte yaşayan insanların birlikte olduğu, hayatını orada mezarlıkta geçirdiği insanların olduğu bir mezarlık. Burada farklı bir kültür var. Farklı din, coğrafya, kültürlerde ölüm kültürü üzerine yaptığım çalışmalar var benim. Manila'da dünyadaki tek örnek mezarlık. Çünkü burada ölüler sadece gömülmüyor, yakını vefat eden kişiler bu mezarlıkta ölülerini gömdükten itibaren kendisi de o mezarların çevresine küçük yaşam alanları yaparak kendisi de orada yaşamaya başlıyor. Kuzey Manila Mezarlığı olarak bilinir. Dışarıdan fotoğrafçı ve yabancı ziyaretçisi girişi kesinlikle yasaktır. Ben 3 yıl önce akademik dünyada olmam sebebiyle ve dünyada ölüm kültürü üzerine araştırmalar, fotoğraf projeleri yapmış birisi olarak Manila Mezarlığı'nın yönetimiyle çok özel izinlerle kısa süreli bir giriş izni aldım ve bu fotoğrafları çektim. Ve bu fotoğraflar orada yaşayan insanların ruhi duygularını, günlük yaşamlarını, birbiriyle olan ilişkilerini ve mezarlarında yatan ölülerine olan bağlılıklarını ifade eden, onlardan ayrılmayı istemeyen, sevdiklerinden kopmayan insanların öyküsünü anlatıyor aslında. Evet, ben çok eski zamanlardan beri fotoğraf çekiyorum. Aslında fotoğrafta 40. yılım. Fotoğrafın çıraklığından akademik kimliğine kadar büyük bir süreç yaşadım. Tabii bu süreçte öncelikle hobi olarak ilgilendiğim, takip ettiğim fotoğrafçılar vardı, yerli yabancı. Ama daha sonra fotoğrafın akademik ve bilimsel yönüyle ilgilenmeye başlayınca fotoğrafın aslında sosyolojinin bir parçası olduğu, bilimin yanında önemli bir sanat olarak ele alınması gerektiğini düşünerek de dünyadan çok özellikle belgesel nitelikli fotoğraflar üreten fotoğrafçılardan ilham aldım. Bunu bir veya iki isimle belki ifade etmek çok doğru olmayabilir. Çünkü farklı toplumsal yaşama ilişkin, değişen kimlik ve kültürlere ilişkin fotoğraf çalışmaları, projeleri yapan birçok fotoğrafçı, fotojurnalist ya da kişilerden tabii ki ilham aldım. Elbette sanat ve sanatçı kavramları çok popüler olmuş bir kavram günümüzde. Herkese sanatçı demek elbette ki doğru değil. Kime sanatçı denir, kime denmez ayrımına bakarsak. Sanatçı aslında toplumun sorunlarına dikkat çekmek, kendi bireysel düş dünyasını, bilinç dünyasını ilgilendiği sanat alanıyla, sanat eserleriyle dışa vurabilen kişi olmalı. Fotoğrafın dijitalleşmesi sanatçı kavramını biraz ayaklar altına aldı denilebilir.
Çünkü her fotoğraf çeken, her resim yapan gibi nasıl sanatçı olamıyorsa her fotoğraf çeken elbette ki sanatçı olamıyor. Sanatçı olmanın kriterlerini yaptığınız işler ve süreç içerisindeki toplumun değerlendirmesi, kriterler açısından bakarsak eleştirmenler, yaptığınız işlerin yansımaları, ürettiğiniz işlerin getireceği ses sizin yapacağınız işlerin sürekliliğine de karar verir aslında. Sanatçı demek yaptığı işte, alanda bir istikrar sahibi kişi olmak durumunda. Gelip geçici, rastlantısal çalışmalarla değil, toplumda, tarihte iz bırakacak, toplumun sorunlarına dikkat çeken ve onlara çözüm üretilmesi sürecinde bir baskı kuran nitelikte olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü sanatçılık bir hümanist duygu içerir. Hümanizmanın verdiği sorumluluk, görev bilinci, o sorumluluk bilinci yaptığınız işlerle kendisini gösterebilir. Eğer siz bunlara sahipseniz, bu nitelikleri taşıyorsanız, topluma aydınlık, örnek olabilecek işler koyabiliyorsanız, bir anlamda toplumun aydınlık yüzü olabiliyorsanız, o toplum da size sanatçı demeye başlayacaktır. Siz kendinize sanatçı demeyeceksiniz. Yaşadığınız toplum, kültür ve coğrafya o kavramı size uygun gördüğü takdirde verecektir zaten.